Ya aslında sizin yorumda da vardı, haberin kendi içeriğinde de var. Doğru olan o zaten. Yani tartışma noktası zaten çocuk değil. İşin doğrusu çocuğu tartışan da yok. Yani çocuk üzerinden bir tartışmanın yürüdüğünü gözlemlemedim ben, ki doğru da olmaz yani. Sonuçta sizin de vurguladığınız gibi. Ya asıl itibariyle tabii sistem çok kirlenmiş durumda. Tıkanan sistemin kirliliği inanılmaz artmış durumda ve sevgili Fuat Atay, senin de ısrarla altını çizerek vurguladığın kutuplaşma Türkiye'de derinleşmiş durumda. Tabii buradaki sorun şu, yani bu bir siyasi tercih. Mevcut iktidar otoriterleşmenin doğal sonucu olarak da kutuplaştırmayı bilerek ve isteyerek, hatta planlayarak devreye sokmuş durumda. Çünkü mevcut siyasal iktidarın kendisi açısından başka bir çözüm gözükmüyor. Oysa yani eğer demokrasi konuşacaksak, demokrasilerin temel kriteri kuşkusuz ki uzlaşmadır. Kuşkusuz ki siyasi dilin bu ölçüde kutuplaşmaya zemin hazırlamamasıdır. Demokrasi de farklılıkların kabulüdür diye genel bir değerlendirme yapmak mümkün. Ama Türkiye uzunca bir süredir aslında buradan uzaklaşmış durumda. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'de bu sistem üzerinden bir demokrasinin, bu sistem üzerinden bir uzlaşmanın, bu sistem üzerinden farklılıkların kabulünün gerçekleşmeyeceğini peşinen söylemiş durumda. Yani o anlamıyla aslında asıl yapacağımız değerlendirme, Trabzon tartışmasından da hareketle, bu sistemden demokrasi çıkmaz. Bu Evet. sistemden yan yana yaşama kültürü çıkmaz. Bu sistemden gerçekten rakibine yönelik hain vurgusundan vazgeçmek çıkmaz. Keşke böyle olmasa ama gerçek bu. Yani bu anlamıyla da hani iktidara yönelik eleştirilerde altını çizdiğimiz bir nokta var. En azından ya bu sistem doğru değil eleştirisi yapan çevreler tarafından, gazetecilerden siyasi aktörlere kadar altını çizdiğimiz bir şey var. Ya iktidar kendi gerçeğiyle hesaplaşmak istemiyor, yüzleşmek istemiyor. Şimdi bizim de aslında Türkiye toplumunun da sistemin bu yüzüyle hesaplaşması gerekiyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Sonuçta 10 yaşında bir çocuğu siz çıkartıp belki de Bay Kemal'in kim olduğunu bile bilmiyor. Evet. Yani Bay Kemal kavramını kullanıyor ama Bay Kemal kimdir diye sorduğunda belki onu da bilmiyor ama sonuçta onun üzerinden bir zavallı siyaset yapıyorsunuz. Bu aslında zihniyetin ne kadar zavallılaştığını, çaresizliğin sonucunda ne kadar zavallılaştığını gösteriyor. Ama gerçek mi gerçek? Siz yine haberde verdiniz. Ya şimdi ülkenin İçişleri Bakanı kardeşim, yani diyor ki çocuktan al haberi. Yani inanılmaz bir şey yapıyor. Yani Evet. aslında o çocuğun orada konuşmasından daha dramatik, daha dehşetengiz, daha ürkütücü ve korkutucu olan İçişleri Bakanlığı'nın doğrudan böyle bir ifade de kullanmış olması. Kaldı ki bugün kamuoyunda öyle spekülatif şeyler var. Yani laflar dolaşıyor. Emin değilim ama Süleyman Soylu'nun daha önce de bu çocukla fotoğraflarının olduğu söyleniyor. Sürpriz olur mu? Yok, Ben olmaz. sürpriz Olmaz. olmaz. Çünkü Olmaz. Süleyman Soylu bu ülkede yani yasa dışı olan isimlerle kara para aklayanlardan mafyatik ilişkiler içinde olan dünya kadar insanla ortak fotoğraf vermiş bir isimdir. Bu nedenle yani burada temel sorgulanması gereken iş yani bu sistemden bizim aslında farklı bir şey beklemememiz gerektiği. Ya şimdi ben gerçekten düşünüyorum, eminim bu senin için de geçerlidir, bizi izleyenler için de geçerlidir. Ya bir çocuk sahneden böyle bir şey söylediğinde insanın yüzü kızarır, utanır ya, Kesinlikle. kafasını kaldıramaz ya. Tam Kesinlikle. ne oluyor? Tam tersi bir şey oluyor ya. Bütün ya Cumhurbaşkanı başta olmak üzere hepsi gülümsüyor ve gülüyorlar. Bir de kendi aralarında işaretleşiyorlar. Yani şeyi izleyince tabloyu görüyorsun. Şimdi bu sistemin ne kadar çürüdüğünün, aslında bu fotoğraf bu sistemin ne kadar çürüdüğünün fotoğrafı. Bu sistem iyileştirilebilir mi? Sağından solundan tamir edilebilir mi? İşin doğrusu edilemez. Yani niye Evet. edilemez? Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabul etsek de etmesek de bunun üzerine kurulmuş bir sistem. Kamuoyunda şöyle tartışmalar yapılıyor. Muhalif kesimlerde de yapılıyor. Yani sanki bir takım şeylerle iktidarın bundan etkilenebileceği ve sistemde bir yumuşama sağlanabileceği düşünüyor. Ben bunun gerçekçi bir yaklaşım olmadığı kanaatindeyim. Sistemde dengeleri sağlayan, güçler dengesini sağlayacak iş
muhalefetin gücüdür. Sen güçlü olursan bu tür hamleler boşa düşebilir. Sen güçlü olursan Türkiye'de uzlaşma, siyasetin kuralı olur. Türkiye'de bir uzlaşma zemini yaşanabilir, dengeler oluşabilir. Bu anlamıyla da sistemi sorgulayan ve bu sistemi gerçekten mahkum eden yaklaşımları öne çıkarmak gerekiyor. İşin pedagojik ve psikolojik boyutundaki tartışmalardan bağımsız olarak bunu evet. söylüyorum. Kuşkusuz onlar önemli ama yani şimdi ülkede eğitimin yerlerde süründüğü bir yıl aşkın bir süredir Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyelerinin ve öğrencilerin kardeşim ben kendi rektörümü kendim seçmek istiyorum dediği bir ortamda işte uluslararası birçok endekste eğitimin nerelerde olduğunu gördüğümüz bir şeyde eğitimin giderek siyasal İslam'ın tümüyle kontrolüne girdiği 4-6 yaşındaki çocuklara bile dini eğitimlerin kurgulandığı bir yerde pedagoji, psikoloji, bilimsel eğitim kuşkusuz tartışılması gereken şey ama esas itibariyle siyasal iklimi değiştirecek siyasal iklimde yani bu yöntemin yanlış olduğunu öne çıkaracak ve bu anlamıyla da belki onun altını çizmek lazım toplumsal vicdanı yeniden harekete geçirebilecek bir sürece, bir mücadeleye, bir tavra ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Bu olmadığı sürece şurası çok net ki iyi niyetli yaklaşımlar sorunu çözmüyor. Evet. Türkiye'de Trabzon bize onu gösterdi. Türkiye'de mevcut iktidar maalesef yani bunu korkutmak açısından söylemiyorum ama mevcut iktidar daha da sertleşecek onu gösteriyor. Sayın Saraç bu konuşma yapıldığında biz de haber merkezinde nöbetledik ve canlı seyrettik bunu. Gerçekten kanımız dondu sizin de ifade ettiğiniz gibi. Fakat ben size şunu sormak istiyorum. Şahsi görüşüm üzerinden sorayım katılır mısınız? Kılıçdaroğlu 20-25 dakika geçmeden bu konuyla ilgili çok net bir açıklama yaptı ve bir sükunet çağrısı yaptı. Hatta bazı milletvekilleri yaptıkları sosyal medya paylaşımlarını bu sağduyulu çağrı sonrasında kaldırdılar. Son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi krizlerde çok hızlı reaksiyon verebiliyor ve çok da iyi yönetebiliyor gibi görünüyor. Bilmiyorum katılır mısınız bu görüşe? Kılıçdaroğlu süreci önemli ölçüde katılıyorum. Önemli ölçüde doğru yönetiyor. Bu konudaki refleksi de doğru. Mesela şöyle bir şey. Ben eminim ki AKP ve MHP'ye oy veren seçmenlerin de bir bölümü benzer şey düşünecektir. Mesela Kılıçdaroğlu böyle bir iş yapar mı diye sorsak kendimize. Evet. Toplumun ezici bir çoğunluğu yapmaz cevabı verir. Bu anlamıyla da Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi doğru bir hamle. Ayrıca Kılıçdaroğlu yeniden inisiyatifi eline almış gözüküyor. Yani gündemi belirleme noktasında aldığı siyasi tavırlar ve söylemler önemli gerçekten. Son iki videosu da yayınladığı kendi yani kendi YouTube kanalını bilmiyorum ama sonuçta kendi evet. Twitter hesabından ve YouTube kanallarından yayınladığı videolarda aslında bunu gösterir. Ya bunu biraz daha büyütmek ve arttırmak lazım. Yani buradaki şey şu. Şimdi Kılıçdaroğlu Türkiye'de önemli bir hamle yaptı. Ne yaptı? 2017 referandum süreciyle başlayan önemli bir süreci bence fiili olarak yönetti. Yani hayır kampanyasından başlayarak Türkiye'de siyasal olarak da, sosyolojik olarak da, kimlik olarak da çok birbirinden çok farklı, farklı mahallelerde yer alan, birbirlerini gördüklerinde kaldırım bile değiştirebilecek insanlar bir biçimde yan yana geldiler. Bu önemli bir şeydi ve otoriterliğin kutsandığı, otoriterliğin arttığı Türkiye'de Erdoğan üzerinden, AKP üzerinden otoritenin kutsandığı, tek adamlığın öne çıktığı, rejimin de ona göre şekil değiştirdiği bir ortamda demokrasinin aslında bir uzlaşma kültürü olduğu, demokrasinin aslında farklı siyasi eğilimlerin ve farklı sosyolojik grupların yan yana gelebileceğini göstermesi açısından Kılıçdaroğlu'nun hamleleri bence doğru ve önemli hamlelerdi. Bu anlamıyla evet. da Millet İttifakı düzeyinde yürüyen süreci de önemsemek gerekiyor. Yani çünkü Türkiye'de şöyle bir şey vardı, belki onu da vurgulamakta yarar var ama eminim bu ekranlarda, sizin ekranlarda da çok konuşulmuştur. Kılıçdaroğlu en önemlisi şöyle bir işi kırdı. Türkiye'deki klasik yaklaşım neydi?
Ki Erdoğan'ın da bana göre esas itibariyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki kurgusu oydu. Ya Türkiye dediğin ülkede %65-70 zaten muhafazakardır. Dini eğilimleri güçlüdür, milliyetçi eğilimleri güçlüdür, sağ güçlüdür. Evet. İki partili bir sisteme geçersek ben yani AKP 65-70 bandında oyu alırız. CHP'ye de işte gidecek oyların oranı 25'tir, 30'dur bilemedin, 35'tir hesabı yapıyordu. Evet. Orada da işte klasik anlamda Atatürkçüler, sekülerler, laikler, Aleviler, Kürtler diye de bir hesap yapıyorlardı. Kılıçdaroğlu bence en önemlisi bu hesabı bozdu. Bu hesap şimdi çok daha hızlı bozulabilir. Niye? Çünkü Türkiye'de ekonomik krizin derinleşmesi bir şeyi de gösterdi bize. Kimlikler üzerinden yürüyen siyasetin geriye doğru düşmeye başladığını gösterdi. Ne öne çıktı? Sınıfsal çelişkiler öne çıkmaya başladı. Yani giderek yoksullaşan, giderek açlık sınırının altında kalan insan açısından bugün hangi etnik ya da dini kimlik mensubu olduğu, hangi siyasi partiye oy verdiği, hangi siyasi Evet. partinin seçmeni olduğu, hadi biraz abartarak söylemiş olayım, ikinci plana düştü. Ne öne çıktı? Sonuçta sistemin giderek yoksulluğu derinleştirdiği, Evet. yoksullarla zenginler arasındaki makası açtığı. Bu da bize doğal olarak kimlikleri değil, emek sermaye çelişkisini, sınıfsal çelişkiyi daha da derinleştireceğini, daha da derinleştirdiği noktada da işin doğrusu o bütün bu süreçten etkilenenlerin yan yana gelme eğilimini daha da güçlendireceğini gösteriyor. Peki Sayın Saraç, tabii bu çocuğun konuşmasında herkes hakaret kısma takıldı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan için de oy istedi aynı zamanda. Biliyorsunuz uzun bir süredir muhalefet partileri erken seçim yapılmasına yönelik çağrıları var ama Erdoğan benim gündemimde erken seçim yok, zamanında yapacağız demişti. Bir erken seçim durumu söz konusu mu? AKP onun hazırlığı içerisinde mi? Trabzon çıkışını biraz böyle okuyabilir miyiz yoksa çok abartılı bir yorum mu olur? Ya işin doğrusu tabii ben uzunca bir süredir 2021'de söyleyeyim, net söyleyeyim, erken seçim olacak diye düşünenlerden ve bunu telaffuz edenlerden bir tanesiydim. Biraz da bu şeyle ilgili tabii, demokratik temayüllerle ilgili, biraz da Türkiye'ye demokratik ülke misyonu biçmeyle de ilgili bir şeydi. Normal olarak demin çok güzel bir örnek verdiniz, İtalya örneğini verdiniz. Ya Türkiye normal demokratik bir ülke olsaydı şimdiye kadar 30 kere seçime gitmesi gerekiyordu. Niye? Çünkü mevcut iktidar eskisi gibi yönetemiyor. Yönetilenler de eskisi gibi yönetilmek istemiyor. Ama Türkiye böyle bir ülke değil. Trabzon'daki verilen mesaj ve diğer tabii gelişmeleri de dikkate almak gerekiyor. Yani bir baskın seçimi gündeme getirebilir mi? Bence bunun zemini halen Evet. var. Bu mümkün. Niye? Çünkü kabinedeki değişiklikler, TÜİK değişikliği, Adalet Bakanlığı'nın değişikliği, belki bir iki değişiklik daha söyleniyor. Berat Albayrak'ın yeniden bakan yapılacağı gibi söylemler bu süreci iktidar açısından hızlandırabilir. Evet. Kaldı ki iktidar açısından süreç ne kadar uzarsa da, siyaseten öyle bakıyorum, ne kadar uzarsa oy kayıplarının da o kadar derinleşeceği kanaatindeyim. O anlamıyla mümkün olduğu kanaatindeyim. Peki Sayın Saraç, kapatmadan şunu da soralım, görüşmemiz noktalanmadan. Erdoğan Ankara'ya gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor ama bir isim daha var, sürekli yükleniyor. İmamoğlu. Trabzon'a gidiyor İmamoğlu. Diyarbakır'a gidiyor İmamoğlu. Şimdi iki senaryo konuşuluyor. Birinci senaryo İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması ile ilgili bir işin altyapısı yapılıyor deniliyor. Diğer yorumda efendim İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı seçiminde karşı çıkabilecek bir aday ve yıpratmaya çalışılıyor deniliyor. Siz bu iki senaryodan hangisine daha yakınsınız ya da ikisi de mümkün müdür? Bence ikisi de mümkün. Yani birincisi, ben de şunun altını çizmek isterim. Trabzon bize gösterdi ki bu iktidar her şeyi yapabilir. Yani bakın, bu önemli bir şey gerçekten. Yani bunu söyleyince muhalefetteki bazı arkadaşlarımız da mutsuz oluyor. Yani insanlara bu tür şeyler, evet her şeyi yapabilir. Yani bir Evet. kere bunu görmemiz, o gerçeği görerek hareket etmemiz lazım. Ya son sansür yasası bile onu gösteriyor. Yani sonuçta neredeyse bütün muhalif kanallara, ki bunun sayısı 3'tür, 4'tür, abart 5'tir. Bütün muhalif kanallara yönelik operasyonlar tesadüf değil. Yani bu anlamıyla iktidar daha da
sertleşebilir. İktidar şunu görmüştüm da diğer o anlamıyla ikinci boyut kayyum da atayabilir. Yani ya bu ülkede sonuçta Kürt coğrafyasında, Kürtlerin yoğun yaşadığı coğrafyada öyle düzeltmiş olayım. Kürtlerin yoğun yaşadığı coğrafyada Diyarbakır, Van, Hakkari gibi iller başta olmak üzere ya ikinci kez kayyum atadı. Türkiye bunu tartışıyor mu şu anda? Yok. Gerçeği söyleyeyim tartışmıyor. Evet. Şimdi bu anlamıyla da mevcut iktidarda şunu biliyor. Hızlandırayım biraz. Mevcut iktidarda şunu biliyor. Mevcut kamuoyu yoklamalarında şu anda Cumhur İttifakı %50'nin altında. Yani oranı ne derseniz deyin, ister 40 deyin, ister 45 deyin, ister 49.9 deyin, %50'nin altında. Bunu da gördüğü için Erdoğan yöntem olarak da zaten onu izleyen, o yöntemi izleyen birisi dikensiz gül bahçesi kurmak için kurgular yapabilir. Bu gerçekleşebilir mi? Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği muhalefetin gücüyle ilgili bir durumdur. İmamoğlu'nun bu kadar tartışma gündeminde olması ki o da orada da bir sahte tartışma var. Yani arka planda bir sürü şey konuşabiliriz ama bir bilerek isteyerek yapılan sahte bir tartışma var. Manipülasyon da var. Erdoğan İmamoğlu'nun güçlü bir aday olduğunu görüyor. Ama ben şunu da görüyorum. Kamuoyu yoklamaları da onu gösteriyor. Ki ben siyasi olarak da yani süreci uzunca bir süredir yakından takip ediyorum. Farklı kesimlerle de görüşüyoruz. Farklı televizyon kanallarında farklı tartışmalar yapıyoruz. Şu anda adı Millet İttifakı olsa da ben daha geniş fiili bir ittifak olduğu kanaatindeyim. Evet. Yeter ki ortak adayı çıkartsınlar. Ortak aday İmamoğlu da olsa, Yavaş da olsa, Kemal Kılıçdaroğlu da olsa sandıkta Erdoğan'ı yener. Evet, Türkiye'deki kutuplaştırıcı siyaseti, AKP'nin yarattığı kutuplaştırıcı siyaseti gazeteci Necdet Saraç'la değerlendirdik. Sayın Saraç, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Sayın Saraç da biraz önce altını çizdi.